Evet, tüm testler yapıldı, tüm görüşmelerden ve muayenelerden geçtiniz. Artık tüp bebek tedavisi görmeniz kesinleşti. Artık sizi nasıl bir süreç bekliyor, neler yaşayacaksınız bu süreçte, bu videoda kısaca onları anlatmak istiyorum. Biz tüp bebek tedavisini iki ana aşamada inceliyoruz. Birincisi klinik aşama, yani kadın doğum uzmanı ile beraber yürüteceğiniz aşama. İkinci aşama ise laboratuvar aşaması, yani aslında biz embriyologların devreye girdiği, daha çok bizimle muhatap olacağınız aşama olarak ikiye ayırabiliriz. Klinik aşamayla başlayacak olursak, burada genel olarak kadın hastanın daha fazla işlem gördüğü, daha fazla tedavi aldığı bir aşama olarak düşünülebilir klinik taraf. Kadın doğumcu ve tüp bebek hemşiresiyle beraber kadın hastanın yürüteceği bir süreç tamamıyla. Ne oluyor burada? Tabii ki tüp bebek tedavilerinde amacımız birden daha fazla yumurta, yani maksimum elde edebileceğimiz yumurtayı elde ederek oluşacak embriyo sayısını arttırmak ve başarı oranını arttırmaya çalışmak dolayısıyla. Bu hastaların bu süreçte hormon ilaçları kullanmaları, yumurtalıklarını uyararak yumurtalıklarda birden fazla yumurta gelişimini sağlamaları amaçlanıyor aslında. Bu süreç tabii ki hastadan hastaya değişiklik gösteriyor. Gelen sorularda genellikle ne kadar sürecek bu süreç gibi sorulduğunda maalesef bir cevap verebilmemiz mümkün değil. Çünkü hastadan hastaya değişiklik gösterebiliyor. Kimi hastanın yumurtalıkları bu hormon ilaçlarına daha hızlı cevap verirken, kimi hastalarda bu süreç daha da uzun sürebiliyor. Dolayısıyla kestirebilmek çok da mümkün değil. Yumurtalar belli bir büyüklüğe geldikten sonra artık tabii ki toplanmaları gerekiyor. Başka bir hormon iğnesiyle yumurtalar çatlatılıyor ve 2 gün sonra da yumurta toplama işlemi planlanıyor. İşte şimdi geliyoruz ikinci aşamaya. Hangisi? Laboratuvar aşaması. Kadın hastanın ameliyathaneye girdiği yumurta toplama gününden itibaren artık laboratuvar aşaması başlıyor diyebiliriz. Tabii ki laboratuvar aşamasına geldiğimizde eşlerin de burada olması gerekiyor. Çünkü aynı gün içerisinde sperm örneklerinin de alınması gerekiyor. Yumurta toplama işlemini biz genel olarak anestezi altında yapıyoruz, hastaların konforu açısından. Peki nasıl oluyor bu işlem? Öncelikle kadın doğum uzmanı tarafından yapılan bir işlem. Bir iğne yardımıyla yumurtalıklardan folikül içindeki, yani sizin o aslında yumurta takibi sırasında ultrasonda gördüğünüz o siyahlıklara biz folikül diyoruz. Yumurta ise onun içinde mikroskobik küçücük bir hücre aslında. Dolayısıyla ultrasondan görülebilmesi mümkün değil bu hücrelerin. Bu yumurta toplama işlemi sırasında folikül içindeki sıvı ile beraber yumurta gelip gelmediğini ise içeride işte mikroskoplar altında embriyologlar kontrol ediyor. Tabii ki bu foliküllerin içinden yumurta çıkmayabiliyor ya da çıkan yumurtalar olgun yumurtalar olmayabiliyor. Yumurta olgunluğu ile ilgili daha önce videolar çekmiştim. Neyi kastettiğimi orayı izleyerek anlayabileceksiniz kolaylıkla. Bu yumurtaların durumunu embriyologlar değerlendirdikten sonra aynı gün içerisinde spermle yumurta birleştiriliyor laboratuvarda. Ertesi gün döllenip döllenmedikleri tabii ki kontrol ediliyor ve önümüzdeki 3 ila 5 gün arasında embriyo gelişimleri takip edilebiliyor. Süreç içerisinde embriyologlar tarafından bilgilendirilmeniz esastır. Döllenme ile ilgili, embriyo gelişimleri ile ilgili bilgileri embriyologlardan alabiliyorsunuz. Ama tabii ki her gün kontrol edilmeyebiliyor. Her laboratuvar her gün embriyo kontrolü yapmayabiliyor. Bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla 5. güne kadar gidecek embriyolar için her gün de aranmayabilirsiniz. Bu beklentinizi gerçekleştirmeniz çok da mümkün olmayabilir çoğu durumda. Süreç içerisinde hastanın durumu uygunsa, bu hormon profiliyle ya da rahim içinin durumu uygunsa, doktor tarafından bu şekilde karar verildiyse embriyo transferi planlanabiliyor. Ya da bazı durumlarda ise embriyo transferinin uygun olmadığı düşünülüp iyi gelişen embriyolarda total bir şekilde dondurulup başka bir süreçte embriyo transferi planlanabiliyor. Tabii ne zaman gebelik sonucuna bakacağız? Eğer hastaya transfer yapıldıysa yaklaşık 10 ila 12 gün arasında kanda, bakın özellikle vurgulamak istiyorum, kanda gebelik tahlili yapılması çok çok önemli. Tabii ki hastalarımız heyecanlı oluyor, beklemek istemiyorlar. Erken dönemlerde evde
idrar testleriyle ya da belki erken dönemde kan testleriyle gebe kalıp kalmadıklarını anlamaya çalışıyorlar. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Bizim görmek istediğimiz bizlerin size ilettiği tarihler ve bu tarihlerde özellikle kan testi yaptırarak gebe kalıp kalmadığınızı anlamamız, bu şekilde çok daha doğru ilerleyebilmemiz mümkün. Şunu özellikle belirtmek de çok önemli diye düşünüyorum. IVF yani tüp bebek bir ekip işi. Kadın doğum uzmanından embriyoloğuna, tüp bebek hemşiresinden sekreterine kadar herkesin bir arada çalıştığı ve başarılı olmak amacıyla herkesin ortak emek gösterdiği bir iş. Klinik kısımla laboratuvar kısmı da yine birlikte giden bir süreç. Yani klinik kısımda oluşabilecek herhangi bir durum kendisini laboratuvar kısmında da muhakkak gösteriyor. Dolayısıyla infertilite nedeni sadece tek bir parametreye bağlı değil, birden fazla parametreyle ya da gebe kalıp kalmama durumu birden fazla sebeple açıklanabiliyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.